Merhabalar sevgili dostlar. Yine bir hisse ile beraberiz. İlk önce bir asal uyarımız yapalım. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Burada eğitim videosu çekilmektedir. Yani naçizane kendi bilgilerimizi burada paylaşıyoruz. Evet. Sasa Polyester Sanayi AŞ'yi inceleyeceğiz. Büyük bir şirketimiz Sasa. Yani elyaf olsun, özel polimerler, kimyasallar, iplik gibi çoğu ürün yelpazesi var Sasa'nın. Yani Sasa'ya baktığımız zaman tekstil olsun, yani polyester bünyesinde büyük yatırımları var. Şirketin bakın yeni elyaf ve metal tesisi polyester yatırımı diyor. Bakın burada bir yeni bir yatırıma 2016'da yapmış onu gerçi eski. 2019'u Haziran'a devreye alınmıştır diyor. Elyaf yatırımı diyor. 2016 Nisan ayında kamuya duyurulan yeni elyaf yatırımı tesisimiz 2019 yılında devreye alınmıştır. Yani giderek büyüyen bir firmamız polyester üzerine polyesterde büyüme gösteren ve büyüyeceğini her geçen gün arttıran bir firmamız. Bakalım vizyonu neymiş? Büyümek, polyester, elyaf, iplik ve polimerler sektörünü Türkiye'nin ve yakın coğrafi lider pozisyonunu koruyarak büyümek, üretim ve satış rakamları arttırmak. Biliyorsunuz çoğu ülkeye bakın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın polyester üretim üssü olmak ve bu pazarda lider konuma gelmek. Yani büyümek. Devamlı büyümeye açık bir şirket. Marka olmak, kurumsal yönetim standartı uygulamak, rekabetçi olmak, inovasyon destekleyen bir kültüre sahip olmak, müşteri odaklı. Yani güzel bir şirketimiz Sasa Polyester. Şimdi bir de Sasa'nın bir mali durumuna da bakalım arkadaşlar. Onları da bir inceleyelim. Burada pek görünmüyor. Net kar büyümesi falan. Bakın marjı bu düşük görünüyor. Skorkartta. Bakın ne kadar büyümüş. Bakın 2016'da 300'lerden 7 senede bakın 2, yani 4 senede 1 milyar 225 bine gelmiş. Yani 4 senede müthiş büyümüş arkadaşlar. Yani bakın öz kaynakları 2 milyar 500 528'den 2 milyar 500'e gelmiş öz kaynaklarını. Net kar burada biraz düşük görünüyor ama tabii yatırım yaptığı için o net karlar düşük görünecektir. Öz sermaye karlılığında da biraz düşüklük var. O da önemli değil. Brüt karında biraz onda da hafif bir düşüklük var. Ama şirket dediğim gibi büyüme odaklı olduğu için yani 4 senede paranızı amorti ediyorsunuz. Şu anda hissemizin bakalım altlarda destek olarak destek neresi ona bakacağız. Şu anda hissemizin desteği şu anda 20 23'lerde kuvvetli bir desteği var. 23 24 altta bir desteğimiz var. Yani buralar alım fırsatları olarak gözümüze çarpıyor. Yukarıda direnç olarak da 27 liralara 27 liralar direnç bölgemiz. Yani 27'yi geçti takdirde kısa vadede 27'yi geçtiği takdirde yukarılarda benim orta vadede görüşüm Şubat sonu gibi ortası gibi 30 lira benim görüşüm orta vadede. Tabi uzun vadede bu uzun vade 6 ay 9 ay gibi uzun vadede görüşüm. Tabii ki uzun vade biz 35 liralarda görüyorum. Tabii şimdi hissemize baktığımız zaman nerelerden gelmiş arkadaşlar? Bakın 16 liramış 20 Ekim'de. 20 Ekim'de aşağı yukarı çok stabil gitmiş buralarda. 20 Ekim 16 liralardan ta ki 30 Kasım'a kadar 16 liralarda kalmış. Stabil gitmiş aşağı yukarı. Çok stabil gitti yani hisse. Belliydi zaten büyüme odaklı olduğu için. Sonra bir çıkış gerçekten 20 liraya kadar çıktı. Oradan tekrar bir düşüş yaptı. 19 liralara geldi. Son Ocak ayına girdikten sonra yükselişine başladı. Bakın
Güzel bir yükselişe 25 liraya kadar geldi. Yani ocağın sonunda 25 liraya geldi. Dediğim gibi orta vadede 27 lira 30 lira orta vadede kısa vadede 27 lira diyebiliriz ama hissemizin altta bir direnci var, desteği var. 23 liraya kadar gelebilir. Bir de burada bir direnci var. Desteği var. Pardon. Şurada 24 liralar bir desteği var. Yani 24 ile 23 arası destek arkadaşlar. Buradan aşağı düşmediği sürece yani buralarda alım yerleri, güzel alım yerleri ise dediğim gibi orta vadede Şubat aylarına doğru, Şubat sonuna Mart gibi 30 lirayı görme potansiyeli var. Yani hissede büyüme potansiyeli büyük bir hisse arkadaşlar. Yani buralardan alıp yatırım amaçlı alıp uzun vadede çok güzel getiriler sağlayacaktır. Yani dolardan kat kat getiri sağlayacaktır Sasa. Evet arkadaşlar, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler, iyi akşamlar.